gelecek gözlerinin selini dağlar, yüce dağlar, derdin nece dağlar, yol ver kurban olur yarim geçe dağlar. Harika, bozmayın. Evet, çekiyorum. Tamam, yeter abi. Bir de soldan alalım. Hadi, tamam yeter. Harika. Hadi, bitti herhalde. Bitti, hadi. Tamam. Aman Kutsal Usta, yapma. Bunlar zaten şu an prova. Şimdi başlıyoruz. Biraz rahat, gevşeyin lütfen. Elmayı birazcık daha aşağıda tutabilirsin. Esra'cığım, ter alalım. Geldim. Ustam. Su. Yok, istemem Zeki. Başınızı biraz sağa çevirin lütfen. Biraz da yukarı. Elmayı parlatın. Tamam hocam. Buyurun. Çok güzel. Çekiyorum. Şimdi gülümseyin ve kameraya bakın lütfen. Çekiyorum. Ustam, yardım edin. Ne? Su getirin, su getirin. Usta, su. Doktor uçağı, hemen doktor tamam, uçağı. Tamam. Usta biraz su iç. Tamam, tansiyon herhalde. Nasılsın usta? Ben mi? İyisin. Peki Arzucuğum, biz gereken bütün tetkikleri yapalım yine de. Karar verecek olan sensin. Peki. Buyurun doktor hanım, nereden başlayacaksınız? Geç bakalım. Sonra kan alırız, bir de ultrason. Şimdilik o kadar. Tamam. Alo? Ne oldu Ezo? Ne oldu babama? Ne demek önemsiz? Babam nerede? Niye o konuşmuyor? Ver tabii. Baba, ne oldu babacığım? Ne fotoğrafı? Ben geliyorum hemen. Siz mi geliyorsunuz? Kapıda mı? Ne oldu sana baba? Olmadı bir şey kızım. Dedim ya, bir fotoğraf çekilecekmiş. Biraz bunaldım o kadar. Geçmiş olsun. Sağ ol Osman. İyi günler. E tamam, aynen dediği gibi ne oldu? Hı. Bir fotoğraftır tutturdular. Adamın etrafında vızır vızır arılar filmi. E olacağı buydu işte. Hı hı. Benden bir şey gizliyorsunuz. Azıcık fenalık geçirmiş olsan eve gelmezdin sen. Hı. Ya canım, acıkla tansiyonu çıkmış. Doktor da tutturdu evde dinlensin diye. Yok tövbe, doktor bile isterse dedi de, hı hı, Kadim Bey tutturdu eve gitsin diye. Ben sebep oldum kimilerden. Hı hı. Ay canım benim. Hadi. Kapıyı açın mı? Hadi geçin bakalım. Geç geç geç. Hadi.
Hoş geldin Nazırım. Hoş bulduk. Buyur otur. Canı sıkılacak kardeş. Söyle Nazırım, söyle. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi, söyle. Seyit, Süreyya Öztürk diye bir avukatla iş görüşüyor. Bağlantıyı kuran da Hüseyin Topaş'la verdi. O kadarı belliydi zaten. Avukat kimmiş, neyin nesi? İşte orası tatsız. Bu avukat birkaç yabancı şirketi temsil ediyor. Ama sonunda kendisi de bir şirket kurmuş. Yabancılarla ortak. İyi hoş. Sonra? İşte şu ortada görünmeyen Nedim Bey. O şirketin ortağı. Ya dur. Sen şimdi deyin ki bu Seyit'in bize bulaşması, hatta Kadim Bey'e kadar uzanması hep kardeşin işleri. Bak göreyim mi? Bir de düşmanım yok diye. Şu Nedim'in olanlardan haberi var mı? Orasını bilmem. Yoksa daha kolay. Varsa kötü ki ne kadar. Habil'le Kabil'in arasına düştük say. Kadim Bey'le bir açık açık konuşalım bakalım. Cuma gel. Zaten sonuçlar anca çıkar. Tamam. Beni arayın. Bir gece toplanalım. Zaten hiç kurtulamazsın canım. Kırk kapının ipini çekeceğiz daha senle. Üzülme. Bu da geçer. Evet. Ne demişler? Deler de geçer. Şşş. Duymayayım bir daha böyle şeyler. En çok moral lazım sana. Tamam. Görüşürüz. Güle güle. Bu yaşta acık yüksek tansiyondan hiçbir şeylik olmaz. İlaçlarını alır, yediğine de biraz dikkat eder, tamam. Ona bir şey olursa... Aa bak kötü kötü konuşma, ortada fol yok, yumurta yok. Sen babanı bahane edip aklınca kendini gizleyeceksin. Niye gelmedin bugün işe? E hastayım işte. Hasta masta değilsin. Yüreğin darda o kadar. Bana bak, her işte bir hayır vardır. Ömrümde ilk olarak birine içim titredi. Ben adına aşk dedim. Sen ne istersen de. Çocukça olabilir. Zaten bitebilirdi, o kadarını biliyorum. Ama bu kadar sert, bu kadar kaba biteceği hiç aklıma gelmemişti. Eylül bak bana, kulak ver. Her işte bir hayır var deyim sana. Ne demiş bak? Haber sızdırmak için seni kullandım demiş açık açık. Niye yapmış bunu? Ne bileyim ben. İçinde bir fesatlık olmasa kendi otelinden, öz abisinden niye haber sızdırsın insan? Gelir, elini kolunu sallaya sallaya girer, öğrenir istediğini. Bana ne bunlardan? Beni niye kullanıyor? Ya nasıl bu kadar kalpsiz olunur? E sen de haklısın Sani. Ama üzülme deyim işte. İyi bir adam değil bu Nedim, anla artık. Biliydin. Evet, her şeyden haberim var. Konuşmadın mı kardeşine yeğenim? Küçüğün değil midir? Bir tokat çekemedin mi şuna halis akıl tokatı? Bu ne şeyler hakiyedir? Yani bu ne biçim iştir anlamında, halis Antepçedir. Bizde işler pek öyle yürümüyor. Ama doğrusunu istersen dediğini yapmadım da değil. Nasıl yardımcı olurum bilmiyorum ki. Bir örümcek ağına yakalanmış gibi. Kurtarmak için tam elimi uzatıyorum. Tam tutacak. Birileri karışıyor işte. O zaman biraz bana güveneceğim Kadim Bey. Senden tek bir şey istiyorum vallahi. Nedim'e bir kötülük gelmesin. Ben otelden de paradan da geçmeye hazırım. Böyle bir şey olmaması için. Anlıyor musun beni? Asil adamsın Kadim Bey. Biz az bir şey tanıdın. E biz de seni epey araştırdık haliyle. Doğru kişi seçmişiz ortaklık için. Gönlünü ferah tut. Ölen ballı kardeş. He. Bizden yana için rahat olsun. Ama oturup beklersek de bunların ne edeceği belli olmaz. Sen de her yaptığımızı görmeyiver kardeş. Bir iki kişinin kulağını bükmezsek faydamız olmaz sana. Nedim'e zarar gelmesin. O kadarını söylüyorum. İyi. Ya biz buraya bir de müjdeli haber vermeye geldik ha. Ya. Meryem kızımızı tanıdın. Hani kaldı burada. Evet. Otelde onun düğününü yapacak. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Kusura bakmayın. Efendim.
İyi mi şimdi? Peki. Geliyor musun sen? Tatlıcı için. Ha. Görüşürüz o halde. Ararım ben seni. Kadim Bey. Bir saniye. Nedim Bey'in peşine birini takacak Nezir. Su ise haberimiz olacak. Tamam. Evet 550. Ben açarım. Eza abla geldi galiba. Hoş geldin Eza abla. Hoş bulduk. Şurayı da yaz bak. Ne? Güzel yazdın. Ne oldu? Abla yok düzgün bir şey. Yaz, düzgün yaz. Hoş geldin Ezo. Hoş geldin Hoş bulduk. Abla. Kızım yazsana. Saat kaç oldu? Baba yazıyorum tamam. Bunlar ne kız böyle? Dükkan için. Mehmet Usta para verdi. Hı. Masa örtüsü, yeni takım, çatal, bıçak falan aldım. Dur. Yanlış mı işittim? Mehmet Usta sana para verdi öyle mi? He. Saymadı bile sağ olsun. Bir tomar çıkardı koydu masaya. Mehmet. Bizim tatlıcı Mehmet. Ay başka Mehmet mi var canım o işte. Açma. Uf. Bunun adı mı bu adam acaba? Vah vah. Ölmeden önce insana bir iyilik gelirmiş. Ya aman abarttınız ha. Mehmet Usta iyi adam iyi. Hem de büyük usta. E takdir eden yok çileden çıkıyor adam. Ha bir de kumar var düşman başına ama iyi adam iyi. Yani seni tanımasam adama büyü yaptın diyeceğim ha. Bu zaman haberi var mı bu işten? Ama büyüttün zaten. Ne verdiğini? Çok güzel olmuş. Para alışveriş için. Kızım, tabak çanak örtü alasın diye. Ha saymadan verdi. Ben de bir güzel deftere kaydettim. Ha valla. Söyle. Ya şu defterleri birlikte tutsak. Yani denetlemek için. Dünyanın 40 türlü hali var. Kasayı biz mi tutacağız? He. Ücretin neyse de verilecek. Yok anam Mehmet Usta bizi vallahi keser. Hiçbir şey yapamaz. Sen onu bana bırak. Ha bir de... Daha da ne? Çocuklar hafta sonu bana yardım etse de pırıl pırıl yapsak şu dükkanı. Tamam kız hallederiz. Aman aman. Kaçan kurtulur. Ya, Mehmet Usta geliyor. Hayda. Kudurmuş göklere çıkmış. Ne oldu? Kahvede eğlenmişler bununla. Dükkanı yeniliyormuşsun. Bir de güzel ortak bulmuşsun diye. Esrarcılar. Ya kız geliyor siz şimdi. Siz mi anlattınız yoksa? Anne ne söyleyeceğiz ya? Ya anne saçmalama. Hadi bakayım yürü. Hadi eve. Hadi çabuk. Hadi yürü. Yürüyorum. Ah dalga geçmişler adamla. Nasıl sinirlenmiş. Ha bu adam. Kızdırılır mı Mehmet Usta? Ah. Tuna sen misin? Evet abla. Sen kimsin? Ne zamandır çalışayım Mehmet Usta'nın yanında? Oho çok oldu. Memnun musun işinden? Dükkanda duruyorum. Bir sipariş olursa götürüyorum. Ama pek sipariş olmuyor. Bundan sonra olacak. Hem de çok olacak. Benim için avoş. Ha dükkanda durmuşum ha ev dolaşmışım. Ya Mehmet Usta beni bir dinle Allah aşkına ya. Kim benim dedikodumu yapıyor be? Ha? Hangi namer? Kim yapacak senin dedikodumu? O biberleri yediririm sana. Hoş geldin Mehmet Usta. Sen karışma. Seninle de sonra konuşacağız. Konuşalım ya sağda olacağım bir sürü sakin şey ol. Var. Gel hele dükkanı. Tamam tamam. Gel hadi. Gel hadi. Gidin bir konuşun hadi. Seni göstereceğim. Gel. Ne sohbeti be ne sohbeti otur. Be. Heh. Dükkan yenileniyor. Her tarafa ilan etmişler. Yok dükkan yenileniyormuş. Yok tövbe yarabbi. Ortağın pek güzelmiş. Vallahi ortağının güzelliğini bilmem. Ama dükkan yenileniyor diye ben yaydım herkese. Hı? Neden ne hak var? Reklam. El ilanı bile bastıracağım inşallah. Verdiğim para yeterse tabii. Lan bak hala para diyor. Ne parası vermişim? Ya unuttun mu? Ben kuruşuna kadar yazdım. Haram para diye de yanına not düştüm. Kazanca aynen geri vereceğim. Artık gidip oynar mısın? Fukaraya mı verirsin bilmem. Benim cebime girmesin de.
hemen dükkanımı terk et. Yok Mehmet Usta, o olmaz işte. Sözünden dönemez. Dönerim. Döndüm bile işte. Keyfimin kahyası mısın? El sıkıştık. Herkes şahit. Para bilen verdi. İş akdini bozmuş olursun. Sen fuzuli şakil durumundasın. Çık dükkanımdan. Hayır, hiçbir yere gitmeyeyim. Polis çağır istersen ha. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun ustacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Kadim Bey. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. İyi akşamlar. Baklavaları sen mi yapıyorsun Ezo? Yeni başladım yapmaya. Buyurun buyurun. Geçer Çin Hanım. Teşekkür ederim. Ne şirin yermiş burası. Sahibi aksi lanet bir adammış öyle mi? Nerede o? Buyur kızım buyur. Dükkanın sahibi benim. Yalnız baklavaları yapmıyor Ezo Hanım. Dükkanı yeniliyor. Reklam ve halkla ilişkilere bakıyor. Yani sizin anlayacağınız bütün mahallenin dilinden düşmeyen güzel ortağım olur kendisi. Gel gel otur. Gel abi otur. Ben size tatlı getireyim. Eve mi gitti? Avukat hanımla. Ne demek samimi? Deme ya. Vay vay vay. İşi sağlam bağlamış desene. Tarif et bakayım ev bana. He. Anladım. Bana bak, giren çıkan olursa ararsın. Yoksa sabaha kadar bir yere ayrılmak yok. O uyuya kalırsa karışmam. Haydi. Bugün epey bir alışveriş ettik. İyi. Yarın da evler görmeye gideceğiz. Sen görmek istiyor musun? Hı? Aklım burada değil, sonra konuşuruz. He, ev dedin değil mi? Seyfo'nun evi. Ortak evimiz, öyle der miydi? Ev Seyfo'nun üstüne. Satılırsa payını alırsın. Öyle dememiştin. Ya göreyim mi? Daha şimdiden başladı ha. Nasıl demiştik Nur Hanım? Ben yoktum. Sakın beni hakem tutmayın. Biz kız tarafıyız maalesef. Evi damadı alacak. Bölüşülmesine gelince bana güvenicin. Ben buradayım. Güveneyim ağam. Ama öyle bir düzen kursak ki kimsenin kimseye güvenmesine gerek kalmasa. Kızım haşarlan kuramadığı düzeni ben mi kuracağım senin için? Güvenicin. Başka çaresi yok. Bari bütün şartları yazıp imzalayaydık hepimiz. Ya ben kalkayım hadi. Bir dur Meryem, bir sus, bir sus kız. Tövbe yarabbim. Ballı, ballı. Ya ne desen haklısın. Yok, bu gelin olamadan. Şşş, Nur sana kurban, öfkene yenilme. O da ne yapsın, öyle kazıklar yedi ki. Allah bir diyene inanmaz oldu. He doğru, bildiğin zındık. Yok yok, tövbe de. Ballı, bak sinirlendi. Şimdi çekip çıkacaksın. Gideceksin bir uğursuz, havasız yere. Sonra ver viskiyi. Kura kura kendini yiyip bitireceksin. Gel böyle yapma ha. Ya ne yapayım? Başka bildiğin varsa söyle öyle dek. Var. Gel Ezo'yu ziyarete gidelim. Bugün aradı beni. Bir tatlıcı dükkanına ortak mı olmuş ne? Deme ya. İyiymiş. Nasıl kalkacak altından? Ortaklık olur mu? Vallahi bilmiyorum. Ama gidip öğrenelim. İyi hadi hazırlan çıkak. Ya kızma da bana. Meryem de gelsin. Nur Hanım benim sabrımı tamam, zorlama ha. Tamam zorlamam zorlamam zorlamam. Olmaz dersen olmaz zaten. Ama ben derim ki ya kızı ateşe atıyorum. Ben mi? Ya ben bu düzeni kurmasam 3 güne vurdurtur kendini bu sersem. Yok yok sana değil. Ya işte sen de dedin kendini ateşe atacak kıvama bile gelmiş. Yazık değil. Bizimle kalan günlerini iyi geçirsin. Üf. Şimdi konuşurum ben onda. Gelir elini öper affeder ha. O da olmaz. O
O kadar yemek yapmıştım biz de yiyeceğiz diye. Yarın da yenir. Ne de Melsin abla. Hem otel hem burası. Vakit kalmıyor işte. Hiç anlamam. Yarın akşam bendesiniz. İyi ki buraya uğramışız. Ama çok ayıp oldu adama ya. Hele bir dükkan çiçek kimin olsun, onda da sinir minir kalmaz. Bu hafta sonu yeniden doğmuşa dönecek inşallah. Boya yapılacak, masa sandalyeler yenilenecek. Bu hafta sonu ben de gelebilir miyim? İşe yararım belki. Başımın üstünde yerim var, gel tabii, ne güzel olur. Hem döşerken sana danışırım. Olur. Verirsin elime fırçayı, gösterdiğin yeri boyarım. Ben de o güne kadar yenilenmiş olurum belki. Bu adamın gözüm bir yerden ısırıyor ama. O tarafını görmüş olmayasın. Aa, bu değil mi vallahi dedikleri? Evet o. Ya yeni yedik de baklava varsa ayrı demeyik tabii. Ya ağam tabii, buyur gelin. Buyurun buyurun. Geçin bakalım hadi. Buyurun. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin vallahi. Ağam. Hoş bulduk. Elçin ablayı hatırladın herhal. Evet. Bu da kızı Arzu. Doktor, İsviçre'den yeni geldi. Maşallah. Bu Nur Hanım. Bu da Meryem. Haydi buyurun bakalım. Tatlılarınız geleyim. Dur sana yardım edelim. Seni köftü. Estin gürledin de ne oldu? Şu Ezo'nun bereketine bak. Daha şimdiden karınca yuvası gibi işlemeye başladı dükkan. Karınca mı? Bunlar asker karınca, asker karınca. Aman bilin be. Mi asker karıncaları? Bedavacım yani. Yağma Hasan'ın böreği değil de yağma Mehmet'in baklavaları. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmezmiş. Ağzına sağlık be. Mehmet amca, bak bu kız uğurlu gelecek sana da dükkanına da. Uğurlu gelmesi çalışkanlığından. Bir dakika durduğunu görmedim, kıymetini bil. Bakalım kimmiş bu karıncalar? Bir bakalım. Ne bileyim. Hay Allah'ım yarabbim. Uğurlar olsun. Hayırlı işler. Sen ne zaman yapıyorsun bu baklavaları? Sabah erkenden. Hadi geceden yapıverelim. Ben şunları şerbetleyeyim bana. Tamam tamam, siz hiç zahmet etmeyin. Bak bozarız bozarız diye korkuyorsan benden eğlenmeyin. Bu Meryem'in hünerlerini sen bilmezsen ben bileyim. Ne çare ki evinin hamuruyla. Neyse. Söyleyeyim mi? He, haber diye söylesen de hemen. He, hem de ne güzel haber. Şşt Ezo, ha? Gel bak. Bunu evlendiriyoruz. Kim? Ne zaman kız? Kimle? Sayfoyla. Böyle bir şey var mıydı? Canım yoktu da oldu işte. Münasip görüldü. İkisi de he deyince. Hayırlı olsun. Bak gördün mü? Demek bahtın kapalı değilmiş işte. İyi iyi, ben sevindim. Seyfo mert bir adama benziyor. He. Nerelisin? Sence nereliyim? Hayda, buyur bakalım. Bu Ezo'nun normal bir tanıdığı yok herhalde. Ben ne bileyim nerelisin? İstanbullu değilsin, o belli. Sen beni tanımadın mı? Bak, sen de Elçin Hanım gibi çıkartıcın ama çıkartamayın. Anlamadım. Niye benim gibi? Hele bir bakış baktın ki ablacığım. Sanırsın sanki duvarda resmimi görmüşsün. Hani kovboy filmlerinde olur ya. Wanted, Arani. Bulana $100,000. Ne münasebet canım. Ha siz biraz alıngansınız herhalde. Daha şimdi tanıştık. Canım şaka ettik. Sahiden öyle yadırgamış gibi baktın da ondan. Yanık Mehmet.
Tanımadın mı hala? Sen... He, gelecek aklına, zorla biraz. Şöyle Adana'ya doğru git biraz. Ballı! He ya! Ne hale gelmişsin sen? El kadar bebeydin be! Sen de genç sayılmazdın ama bu kadar da çökmediydin ha. Vah yanık Mehmet, vah! Sen kendine bak de esas. Arkadaş mı çıktınız? Ne arkadaşı canım? Böyle hileci kumarbazdan benim arkadaşım olmaz. Atma yanık atma. Barbut attık kaybettin. He, civalı zarla. Hala dersini almamış ha. Hala buradaysa arşın burada. Tamam. Hadi gel işte kahve şurada. Gel. Şundan da koyalım. Ver. Nur Hanım çok kalmam zaten. Hı-hı. Ben bunu gençliğinde de devirdiydim ki. Heh. Nasıl böyle dikine duruyor anlamadım. Gel bu işi bitirelim Mehmet Efendi. Hadi geç. Seni tövbekar edeceğim ha. Bir. Bana iyi haberler ver Aziz. Deme ya. Gönderdiler mi? Aç. Demek desturu verdi Hüseyin Aballı için. Kazası mübarek olsun dedi o kadar. Daha ne desin Aziz, daha ne diyebilir ya? Cennet bahçesinin bülbülleri şakıdı sanki kulağımda. Kazası mübarek olsun ha? Vallahi bu hasretlik bitecek. Nedir? Karşı karşıya oturup iki çift laf edeceğiz. Olmuşları konuşacağız. Ama senin elin bağlı olacak. Benim elimde de bu. Al bu senin olsun. Bu kadar daha var. Restin yani. Söyle. Evdeler değil mi? Giren çıkan olmadı. Güzel. Sen yine de uyuma ona göre. Ha de bakayım. Gireyim mi girmeyeyim mi? Ya sen söyle evet ya da hayır. Evet. Tamam haydi hoşça kal. İyice de rezilini çıkardın oyunu. Ne oldu da? Cep telefonuyla oyun mu oynadınmış arkadaş? Ya Mehmet Usta sen blöf yaptın belli bir şey. Al haydi kabul ettim. Haydi ne var? Al işte. Yavaş. Bu da yeter sana. Vallahi de yetti de arttı bile. Biz de bükemediğin bileği öpeceksin. Yaşın tecrüben yedi bizi. Gel. Racon bu benim babam. Ama dükkanı harcayacaksın ha. Hadi. Sağ ol canlar haydi sağ ol. Yine yaptın şerefsiz. Şşş duyurmasın ayıp olur. Yapsay ki mekan açmış davet etmiş. Atırmayacak mı bir siftah? Demek dükkan için.
Şüphe mi vardı? Ben sokağa atılacak param yok, haydi. De haydi. Vallahi çok güzel oldu ha. İşleri bitirdiniz mi? Oo. Yarının işini bile bitirdik. Ha? Allah razı olsun kızlardan. Keşke hep gelseler. Sen iste yeter ki biz hep geliriz. Gel Meryem. Ne? Ha. Güzel görünüyor. Yarın akşam öğlen servisi ile akşam servisi arası nasıl? Ne olacak o zaman? İlk dersimiz. Kitaplarını unutma. Eksiklerin listesi gelsin aldırayım. E parası? Parasını maaşına nazar azar keseceğim. Söz? Şey... dersleri senin odanda mı yapacağız? Uygun değil mi? Yok yani benim için uygun da. Ha. Kapıyı açık bırakırız. Böylece dedikodu olmaz. Tamam mı? Tamam. O zaman güzel rüyalar gör. Sen de. Sevgilim. Olacak olacak. Dilim bile söyleyecek sonunda. Bahçede. Kim bahçede? O bahçede. Günaydın yeğenim. Gürültü etmedim ya. Siz ne arıyorsunuz burada? Bak tanıdın işte. Ne aradığım da belli o zaman. Tanışamadık, görüşemedik ama ortağız değil mi? Ne güzel söylüyor şarkı. Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil. Haneye tecavüz. Nedim. Geç. Geç. Geç.
Silahla oynamayalım Nedim Bey kardeşim. Tatlı tatlı konuşalım diye geldim. Affedersin, bu bayan yakının mı Oli? Sekreteriyim. O zaman sen içeriye geç. Bizim patronla konuşacaklarımız var. Nedim. Benim sekreterimden gizli bir şeyim yok. Buyurun, ne konuşacaksak? Ya iş değil kardeş, aile meseleleri. Sekreter niye dinlesin? Eve zorla girdiniz. Hanım, ben patronun ortağıyım. Madem patronun izin verdi, otur dinle. Ama dilini kısa tut. Nedim Bey, buyur. Bak, ben bu ortaklığa girmeden evvel sandım ki temiz bir işe gireyim. Hem de aile şirketi. İki kardeş, etle tırnak gibi. Bir sorun çıkmaz yani, çıkmaması lazım. Siz hakkınız olmayan bir işe girdiniz bence. Abin öyle düşünmüyor, ne olacak? Herkes kendi yoluna. Bazı durumlarda bu mümkündür ama şimdi değil. Neden dersen? Çünkü ayrı yollara gitmek başka, kardeşin kardeşi kırması bambaşka. Bu yolu abim açtı sizi ortak ederek. O yolu yeğenim sen açtın. Bir kahvenin sözüne güvenerek. Lütfen doğru konuşun. Bak, o kahve bir namussuzla anlaşmış. Bir ipten kurtulma, bir mafya bozuntusuyla. Ya bacım, ben sana açık dedim. Ağzımızı bozuyor ki sağa da ayıp olayım. Zararı yok. Ben not alıyorum. İşte, iyi sekreter gece gündüz böyle not alacak kardeş. Güzel yeğenim. Bak, sekreterin not alıyor. İyi hediye. Yaz bakalım aklına bacım. Sözünü ettiğim kahpe avukat mıymış, neymiş? Seyit şerefsizliğiyle anlaşan da bu. Bu bir. İki, bu kadın esas işi İtalyanlarla. Yani seninkisi çerez. Yoksa böyle gözünü kan bürümezdi. Seni kullanıp kirli mendil gibi atıverecek bir yana bu kahpe. Yazayım mı? Terbiyesizlik ediyorsunuz artık. Sen niye alındın bacı? Sen sekretersin, sekreterliğini bil. Abin senin için nesi var nesi yok gözden çıkarmış. Aman onun kılına helal gelmesin derdinde. Aklını başına al yeğenim. Git konuş Kadim Bey'le. Abinle kucaklaş. O kafana giren örümceği de çıkart at. Yani koynuna girmiş olsa da çıkar. Yazdı mı sekreter hanım? Aferin. Haydi bana müsaade. Öyle mi düşünüyorsun? Çok de? Güzel rengi. Evet, süper evet, bence. Pembe gibi. E işte ne yapacağız? Pardon. Sen Sabri? Herhalde kuş buldun mu? Evet, ben aradım. Ben 3 defada mesaj bıraktım. Tamam. Önemli değil. Biliyorum kararını çoktan verdiğini. Belki son bir şans. Anladım. Bir daha aramayacağım seni. İyi olur öyle mi? Peki Sabri. İyi ol. Aa, Kutsal Usta'nın tansiyonu sizin başınıza vurdu ha. Ay ne zor gün. Al şunları. Neyse akşam servisi hazır. Ben çıkayım yukarı. Amma hiç karartıcı bir gün. Hayırdır inşallah. Of. Arzu. Ne oldu güzelim? Neyin var senin? Bitti. Hiç umut kalmadı.
Ne benim için ne onun için. Bitti. Arzu, içki de içmişsin. Ne oldu? Son defa konuştum Sabri'yle. Birkaç saat önce o aradı. Ve bitti. Anlıyorum Arzucuğum. Güzelim benim. Ama bitti demiştin zaten. Acısını biliyorum ama alışacaksın. Çok daha güzel insan. Güzel insan tamam. İstemiyorum. Tamam. Hiç kimseyi istemiyorum. Tamam. Kimseye güvenmiyorum. Tamam. Korkuyorum Kadim. Çok korkuyorum. Kadim. Beni bir hastaneye gelir misin? Hastane mi? Ne hastanesi? Cuma günü. Kürtaj yaptırmam lazım. Biliyorum ben jinekoloğum. Ama çok korkuyorum. Canım benim. Niye söylemedin? Gelirim tabii gelirim. Gelirim. Emin misin Arzu? İyi düşündün mü? Her şeyi düşündüm. Her şeyi. Zaten karar vermiştim. Niye aradım ki onu üst üste? Ölmek istiyorum Kadim. Böyle konuşma. Kadim beni yalnız bırakma ne olur. Tamam canım. Kadim ne olur beni yalnız. Tamam canım anlıyorum. Kadim çok canım yanıyor. Biliyorum. Biliyorum. Ah tatlı budum. Ah. Senden başka kimle paylaşabilirim ki bunu? Ah güzelim. Ne olur beni yalnız bırakma. Canım. Gözlerinden süzülen gözyaşım ben olayım. Sil görmeden kimsecikler al kalbini orada kalayım. Sus konuşma tut elini kim ne derse desin düşünme. Yakacaksan sen yak beni. Yüreğim senin ellerinde yakacaksan sen yak beni. Al yüreğim artık ellerinde. Süzülen gözyaşım ben olayım. Sil görmeden kimsecikler al kalbini orada kalayım. Sus konuşma tut elini kim ne derse desin düşünme. Yakacaksan sen yak beni. Yüreğim senin ellerinde yakacaksan sen yak beni. Al yüreğim artık ellerinde. Orada kalayım. Sus konuşma tut elimi kim ne derse desin düşünme. Yakacaksan sen yak beni. Yüreğim senin ellerinde yakacaksan sen yak beni. Al yüreğim artık ellerinde. Süzülen gözyaşım ben olayım. Sil görmeden kimsecikler al kalbini orada kalayım. Sus konuşma tut elimi kim ne derse desin düşünme. Yakacaksan sen yak beni. Yüreğim
senin ellerinde. Yakacaksan sen yak beni, al yüreğim artık ellerinde.